Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir meyveli milkshake yapacağız. Biraz hasta olduğum için sesim de biraz kötü gelebilir arkadaşlar. Bundan dolayı kusura da bakmayın. Şimdi malzemelerimize bakalım. Çilekli ve kivili ben yapacağım. Şöyle daha önceden dilimleyip ben buzlukta bıraktım ki daha güzel. Milkshake yaparken meyvelerinizi dondurup yapınca daha iyi oluyor bence tadı bana göre öyle. Ama dondurmadan da hani soğutmadan da yapabilirsiniz. Süt kullanacağız ve dondurma karışık meyveli yapacağım için yine karışık dondurma kullanacağım. Şöyle bir şey bir de süslemek için bardağımın iç kısmını şöyle bir sos kullanacağım ama bu isteğe bağlı. İsterseniz de kullanmaya da bilirsiniz. İlla böyle arkadaşlar çilek, muz, kiviyle değil, elma ile portakalla da evinizde ne tür meyve varsa onunla da çok güzel milkshake yapabilirsiniz. Bazen çikolatalı milkshake nasıl yapılır diye odanında fikri geliyor. Onunla da arkadaşlar isterseniz evinizde kakao ile birlikte çikolatalı süt yapar gibi yapabilir. Veya varsa evde çikolatalınızı da eritip çok güzel yaptığımız tarifle birlikte sadece meyve yerine çikolata bırakıp da milkshake'ler yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına gelelim sonra devam edelim. Burada ben 2 kişilik hazırlayacağım. Neredeyse 8 tane çilek doğradım. Bir adet kivi kullandım. Ben çileği daha çok sevdiğim için ikisini karıştırıp yapacağım. Çünkü ikisi karışık benim için daha güzel oluyor. Sade meyveli sevmiyorum ben. Dondurmamız ise 2 kaşık kullanacağız. Yani ölçüleriniz 2-2 gidecek. Süt olarak da arkadaşlar 1,5 su bardağı süt kullanacağız. Yani içerisine buz kullanmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buz daha sonra servis ederken kullanırım. Çünkü ben çok soğuk içemiyorum. Boğaz ağrılarımdan dolayı. O yüzden buzu son olarak ekleyeceğim. Ama şöyle karışım hemen robotumu alayım. El blenderıma devam edelim. El blenderımın içerisine ilk olarak şöyle meyvelerimi ekliyorum. Ben biraz da doğradım. Karışım çekim sırasında rahat olsun diye. Tüm olarak da atabilirsiniz meyvelerini ama makinede daha rahat olsun diye o yüzden hemen dilimliyorum. Dondurmamı ekleyeceğim içerisine. Şöyle tam her tarafına olacak şekilde. Biraz da bol koyuyorum ve şöyle çileğin kısmından da dondurmalarımızı da ekleyelim. Şöyle ellerimi yıkayayım hemen devam edelim. Sütümü de ekliyorum. Burada zaten 2 su bardağı kadar yani 1,5 su bardağı 2 su bardağı kadar sütümü içerisine ekliyorum. Süt ben çok tükettiğim için o yüzden ölçüsünü de tam biliyorum. Hemen sütümü de kenara bırakayım. Şimdi bu karışımların içerisinde en son buz da ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi benim boğaz ağrılarım olduğu için buzu eklemeyeceğim. Ama milkshake yaparken isterseniz de buzunuzu da ekleyebilirsiniz. Hemen kapak kısmını ayarlayalım. Şimdi biraz ses olacak. Arkadaşlar makinesiz olmuyor. Yani oluyor da el blenderınız varsa böyle ipli çekilen. Ben diğer sefer videomda onu yaptım. Kanalımda var isterseniz de bakabilirsiniz. Bununla daha rahat oluyor. O yüzden bu makineyi kullanacağım. Ama ipli el blenderınız da varsa onunla da yapabilirsiniz. İlk önce yavaş yavaş karışımı yapıp daha sonra hızlandıracağım. Biraz ses olacak ama videoda kusura bakmayın. Ara ara da bakacağız. Şimdi hızını yükseltiyorum. Şu aradan bakıyoruz. Güzel bir karışımımız oldu. Devam edeyim. Birkaç dakika daha. Şu kısımdan biraz bakayım. Evet,
milkshake'imiz olmuş oldu. Son bir tane daha yapayım. Ben çünkü çok seviyorum bu karışımı. Karıştırmayı. Robot bilmiyorum, el blenderları veya blender setleri kullanan arkadaşım varsa, blender kullandığım zaman her zaman sonuna kadar devam ediyorum. Bir kere daha yapalım, sonra bitirelim. Benim kullandığım el blender ise Arçelik'in arkadaşlar. Çok memnunum. Volümü de yüksek. Hatta üzerinde var mıydı tam bilmiyorum. 1500 voltluk çok güzel turbo bir blender seti. Diğer setlerini de çok kullandım. Çok rahat. Mutlaka eğer alacaksanız Arçelik'e bir bakın derim. Şöyle hemen kenara alayım. Şöyle robotun kenara bıraktım. Aa, şurada bir tane kalmış. Onu hemen kenara alayım. Bu nedense kalmış. Sanırım robotun yanında kalmıştır. Hemen bardağımı alayım. Servis yapacağım. Şunu kenara alayım. Şöyle temizleyelim. Bardağın içine şöyle bir sos kullanacağım. Sosu da hani dekor amaçlı yapacağız. İlla şart değil arkadaşlar. Nasıl isterseniz size. Cam tarzı kullanıyorum ki sosum daha güzel görünsün diye. Şöyle bardağımın yan ve alt kenarına gelecek şekilde sosumu geçiriyoruz. Hemen şöyle yapalım. Kenara bırakayım. Şöyle orta makinesini alayım. Şu kısımdan hemen. Güzel de kıvamı tutmuş. Şöyle bardağımın ağız kısmı biraz dar olduğu için kaşıkla bırakacağım ki güzel görünsün. Meyvelerim soğuk olduğu için hafif biraz katı gibi olmuş arkadaşlar. Ama soğuduğunda zaten kendini hemen şimdi bırakır o. Meyveleri soğukken yapınca benim için daha güzel oluyor. Şöyle iyice bir dolduralım. Şu kenarını alayım. Şöyle çok güzel. Siz isterseniz arkadaşlar böyle milkshake'ler yapabilirsiniz. Dediğim gibi illa çilek, muz veya kivi ile olacak şey değil arkadaşlar. Evinizde elma varsa elmayı, portakal varsa portakallı da, çikolata varsa çikolatayla çok güzel yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.